Efendim? Merhaba Barış Bey, Cemre ben. Kim? Cemre, Güney'in arkadaşı. Ha, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim ben de. Ben sizi şey için rahatsız ettim. Hani Antalya'da konuşmuştuk ya. Reklam filmi konusunda. Evet, hatırlıyorum. Fikrimi değiştirirsem ara beni, yardımcı olurum demiştiniz. Sözümün arkasındayım hala. Ben bugün yine o ajansa gittim de. Deneme çekimi yapıldı. Çok iyi. Nasıl geçti? Bilmiyorum da. Ben bu işi istiyorum Barış Bey. Ya. Bakıyorum hırslısın artık. Bunu söylemekle ayıp ediyorum belki ama. Evet, hırslıyım artık. Güzel. Yapabileceğimi biliyorum. Eğer yardım ederseniz sizi mahcup etmeyeceğim. Yardım eder misiniz? Tabii. Konuşurum ben ajansla. Kusura bakmadınız değil mi? Ne münasebet. Yani siz teklif ettiniz diye ben arama cesaretinde bulundum. İyi yaptın. Ben ararım, merak etme. Moral olarak çok ihtiyacım var bu işe, gerçekten. Ben konuşursan haber veririm. Şimdi telefonunu da kaydediyorum. Lütfen, teşekkür ediyorum. Arayacağım ben seni. Benden haber bekle. Çok, çok teşekkür ederim. Rahatsız ettim. İyi günler. Görüşürüz Cemre. Aa, Cemre mi? Seninkinin kız arkadaşı. Kimmiş bakayım seninki? Saçma sapan konuşuyor işte. Güney'in kız arkadaşı. Hı hı. Neden telefonun var onda? Ne istiyormuş? Kız tam bir varoş. Tam ama. Kenardan kafasını çıkarıp ünlü olup yırtacak. Ne biçim konuşuyorsun Barış? Ama öyle baba. Oyuncu olmak istiyor. Bizim ajansla karşılaşmıştık bir kere. Reklam için deneme çekimi yapıyorlardı. Şimdi bana torpil yap diyor. Torpil yap sen de. Güzel kızdı. Yeteneği de varsa neden olmasın? Bakacağım. Aslında evet. Güzel kız. Bizim reklam için mi konuşacaksın? Olabilir. Konuş abi. Yap bu işi. Sen bana abi mi dedin? Çok çaresiz olduğun durumlarda abi dersin sen. Ya kızın hayatı değişir. Fena mı? Yap işte. Ondan hoşlanmadığını sanıyordum. Evet. Yani Güney'i aşağıya çekiyor diye. Hoşlanmıyorum o kızdan. Ama kendine bir uğraş bulursa yakasını bırakır belki. Hadi işimize bakalım hanımlar beyler. Okudunuz mu raporu? Evet babacığım, ben okudum. Şu filmi kaçıncı seyredişim, hiç bıkmadım vallahi.
Yazık. Güzelim adam da toprak oldu şimdi. Kestiğim için özür dilerim dostlarım. Ama son dansı hep ben yaparım. Sen de meşhur olunca beni böyle bir tatil köyüne götürsene. Yurt dışında. Harika bir işle yapacağım. Belki buraya bile gideriz ha. O sadece harika bir dansçı değil. Ayrıca ne pahasına olursa olsun başkaları için savaşabilecek insanlar... Paralanınca ilk iş bir apartman dairesine çıkalım. Olmak istediğim... Bu evin bahçesiyle, çöpüyle, pisliğiyle ne uğraşacağız? Bayan Prenses House'u. Sıfır bir daire alırız. Oh mis. Bağdat Caddesi'ne yakın bir yerde ha. Ama cadde üstünde demiyorum bak. Deniz tarafında belki. Adaları gören bir daire. Şık şık mobilyalarla doyarız, döşeriz. Bir de kocaman giyinme odası. Allah, gardıroplar, içinde silme marka elbiseler. Ama gerçek marka, öyle sahte değil. Pazarlardan çakmalarını almaktan kurtuluruz işte. Ayakkabının da çantanın da gerçeği. Şık mağazalardan alışverişler yaparız gönlümüzce. Allah, elimiz kolumuz dolu dolu torbalar. Nasıl istiyorum biliyor musun? Bir dükkana gireyim. Her istediğim alayım çıkayım. Şöyle elden etekten karşılasınlar, uğurlasınlar. Bir itibar göreyim. Cemre. Cemre ne oldu? Söyle canım. Biz Mine ile ayrıldık. Anladım, ben de sesimi çıkarmak istemedim. Fark ettim yüzünü çıkardığını. Ama senin söylemeni bekledim. Gerçekten mi ayrıldınız? Ayrıldık. Hiç şaşırmadım desem. Sen de muradın erdin değil mi? Haklı çıktım diye hırsını benden alma şimdi. Lütfen yani. Ben ne yaptım ki? Ağzımı açtım mı? He? İstediler verdim. Sırf sen tutturdun diye. Ama görünen köy kılavuz istemiyor ki yavrum. Bunun böyle olacağı belliydi. Peki ne oldu? Tartıştınız mı? Yani sebep ne? Anne ne olur bir şey sorma. Bitti işte, bitti. O kadar. Peki kırdı mı seni? Aldattı mı? Ne oldu? Söyle. Anne konuşmak istemiyorum. Lütfen zorlama. Bugün o kızın arabasına bindi diye mi? Banu'yla bir alakası var mı bunun ha? Sorma bir şey anne, ne olur. Ay tamam, tamam, tamam ama ağlama sen de lütfen ya. Değmez yavrum, değmez. Yani hele Güney için... Tövbeler olsun. Yazık yavrum o gözyaşlarına. Cemre, Cemre yapma yavrum. Zararın neresinden dönersen kar. Şimdi böyle ağlıyorsun ama ileride arkana dönüp baktığında ay diyeceksin ya. Ay iyi ki de bırakmışım ben şunu. Sen daha o kadar gençsin ki. Hayatta ne güzel şeyler gelecek başına. Ne güzel sürprizler seni bekliyor Cemre. Ne güzelliklerle karşılaşacaksın bilemezsin. Çok kötüyüm anne çok. Vallahi hiç yakışmıyor ya. Senin gibi bir yıldız adayına hiç yakışmıyor. Sen bugün çok önemli bir adım attın Cemre. Hem de tam gününde oldu bak bu iş. Yolundaki çok büyük bir engeli de aştı. Ha? Artık yolun açık, yürü git. O sana hep köstek olacaktı yavrum benim. Her şerde bir hayır vardır derler ya, ne kadar doğru. Bak bu da senin hayrın olacak, gör bak. Annem söylemişti dersin.
Thank you.